Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz Burotato'nun yeni DLC serisine hoş geldiniz efendim. Geçtiğimiz bölümde Denizli karakteriyle beraber ikinci kademe zorlukta bu DLC'de ilerlemeyi başarmıştık. Bununla beraber artık yeni karakterler deneme vaktinin geldiğini düşünüyorum. Kaptan, inşaatçı, meraklı ve dev karakterleri, yaratık karakterleri, yeni açılan karakterler, özellikle bunlardan biriyle oynamak istiyor ve lanet mekaniğini deneyimlemek istiyorum. Burada yapabileceğimiz ne var mesela? Meraklı karakteri ne işe yarıyor? Meraklı karakterinde bir adet dürbünle başlıyoruz oyuna. Her hücumda fazladan 2 adet yağmacı uzaylı geliyor ve bir yağmacı uzaylı öldürdüğümde diğer tüm yağmacı uzaylılar daha güçlü oluyor. Sahip olduğun her eşya başına %2 tecrübe puanı, sahip olduğun her kopya eşya veya silah başına %10 hasar ve %25 düşman sağlığı. Abi şaka yapıyor olmalısın ya. Aynı çeşit hiçbir şey almamamız gerekiyor. Meraklı karakteriyle hayatta kalmak için. Ulan bunun bir level'ı bile imkansız be. Deneyelim mi? Ama bir level'ı bile imkansız, ben size onu söyleyeyim yani. Müthiş zor. Kargı %100 kritik hasar olasılığı. Vay vay vay. Hadi kargıyı alalım madem. Hürüberekciğim hoş geldin. Arkadaşlar bunu ikinci kademede mi denesek, ne yapsak bilemedim. Yani sıfırda çok kolay olur. Hadi ikinci kademede deneyelim ama çok zor olacak yani. Aga şey çok fena ya. Silah milah mı alaydık? Yağmacı uzaylılardan düşürmek gerekiyor da. Avlamak. Kopya eşya kullanmayacaksın diyor. Dinamik patlama hasarı. Tecrübe puanı kazanıyor paso. Kanka senle biz ne yapacağız ya? Hadi bir toplama ver de başlayalım yavaştan. Şu şifa silahını bir alalım. Ha, eşyalarda geçerli. Silah kopya olabiliyor galiba, değil mi? Eşyalarda geçerliyse harika. Her 5 saldırıda bir %100 kritik vuruyormuş bu arada. Tamam. Seni aldım. Devam. Ben yağmacının peşindeyim. Aynı tür hiçbir item'ı alma diyor ya. %25 olasılıkla bilmem ne. O önemli değil. İlk defa mı alıyoruz, almıyor muyuz? Çünkü aynısından bir tane daha almak demek ölüme eşdeğer dostlar. Gerçekten ölüme eşdeğer. Şaka yapmıyorum bu arada. Aaa! Silahlara kademede mi vermeyeceğim ben? Anan. Anan ki ne anan kanka? Duplicate sayılıyor bu. Bunu alsam mesela. Bak %10 eksi hasar aldım. Birleştirdim. Eyvah 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 eyvah. Eyvah 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 yani. Buralar bizi biraz zorlayacak. Ne kazanıyorum peki? Eşya başına %2 tecrübe puanı. Her şeyi mi dolduracağız? İşe yarayanları mı dolduracağız sadece? Ben onu kafamda oturtamadım. Bir şok tabancası falan da alsak mı acaba kenardan? Aldım, yürü. Birader ne farklı mekanikmiş ya. Kafamı kullanmam gerekiyor ve kafamı kullanmam gereken şeyler hoşuma gitmiyor. Şu yağmacıyı bızbızlar mısın? Yağmacının anasını bızbızla. Öldür onlardan birini gari. Öldüremiyor, gücü yetmiyor ki. Ver. Element hasarını düşürmeyeydik keşke. %5 hasar ver. Saldırı hızı ver.
Hasardan kısıp sağlığı al. Bir canla başlamayı al. Çok tehlikeli bu arada bu yaptığımız. Seni alırım. Geri kalanları bir dursun. Öf! Bunu hak ettim. Bunu hak ettim. Bunu hak ettim. Bunu ben sonuna kadar hak ettim. Sadece ateşli silah kullanacağım. Yürü. O kargı şuna nişan al. Hadi ama adamım. %10 şans, %2 hasar. Sayın hocam, sağlık yenileme alalım lütfen. %75 üstünde sağlığı olan hedeflere karşı %10 hasar. Teşekkür ederim. Lazer silahını da aldım. Sopayla falan ilgilenmeyeceğim. Bu bizim için gerçekten çok farklı ve zorlu bir deneyim olacak galiba ya. Aha, lazeri sıktım kafasına. Öf 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 öf. Sandığı almaya gerek yok. Sandık zaten bana gelecek de. Güzel güzel güzel. Aldım. Aldım. Sapır saçma da olsa bütün itemları almak zorundayım ya. İşin en üzücü yanı o. Bak bundan bir daha alamam mesela. Bunu alabilirim. Pistolden bir daha alırsam debuff yerim ama pistolü birleştirirsem yediğim debufftan kurtulurum. Şu an %12 tecrübe puanı var. Ne olacak yani oyunun sonuna doğru itemleri falan es geçip seviyeden mi bir şeyler kazanmaya çalışacağız acaba? Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunda süpermarket modunu kursam bile gene zor ki bu agacım. Lütfen şunu vur. Vurdu da öldüremedi. Mirindir, selamlar, hoş geldin. Merhabalar. Keyifli günlerin olsun. Seni aldım, seni aldım. Bunu kilitledim, bunu da alacağım. %16 tecrübe puanı. Ya aksini yaparsan zaten şey. Aynı itemları falan alman durumunda %10 hasar debuff'ı yiyorsun ki %10 hasar debuff'ı abi kolay çözülebilecek bir debuff değil ya. Yağmacı uzaylı çıkmadı bu tur. Ölür mü? Evet, ölmedi. Bir camla başlayacağım gelecek tur. Sağlık yenilemeyi aldım. Bunu aldım. Bunu bir daha alma diyor. Saldırı hızını biraz daha düşürüp bunu aldım. Bunu bir daha alma diyor. Tüketilebilir eşyaları alıp şunu kitle. Bunu aldım. Taretler maretler iş yapar abi. %24 tecrübe puanı diyor şu an. Ben gene bu turlarda bir yerde gebereceğim ha. Biraz koşu hızım fazla mı düşmüş acaba?
Vallahi avcıların peşine düşemedim. Biraz odağımız hayatta kalmaya kaydı kardeş. Bunu al. Tabancayı alma. Şansı al. Element hasarını kız. Toplanabilir'i al. Şu pusulayı da kilitle. Gerçi kritik düşürüyor. Hız ve mühendislik veriyor. Bu çorba bu ile ben ne yapacaksam artık. Bir saniye, sahip olunan her aynı item için oha düşman sağlığını da %25 arttırıyor. Oo sen şu an fena bir şey yapıyorsun ama. Ben buna bir imkansız dedim galiba ya. En azından şu an benim oynadığım şekilde. Sevgili Çişli Kaka hoş geldin. Merhabalar, nasılsın? Keyifler nasıl? Buralar çok fena lan. Silahtan bir tane daha gelirse belki kademe 3 yaparım diye bekliyorum da. Kendi hızını kısıp düşman hızını da kısmaca ve sapan. Ver abi şunları. Tur 7'ye geldik. İtem lazım bana. Şu an benim fazladan tecrübe kazanmam önemli değil ki. Belki de yanlış yapıyorum her şeyi alarak. Yani sadece alırken dikkat etmem gerekiyor. Aynısından olmasın ve ne işime yarıyorsa mesela. Ama bunun tecrübe buff'ı avantajını kullanmak lazım. Tecrübe buff'ı avantajını kullanmadığın zaman asıl orada sıkıntı meydana geliyor. Birader yok, gücümüz yetmiyor ki. Gücümüz yetmiyor ki anasını satayım. Wave'e bak. Hayatımızı kaydırdılar vallahi. Yok baba ben bunu başaramayacağım ya. Vallahi sevgili Bakan Ebus inan benim de becerebileceğimi pek zannetmiyorum şeyi ya. Warhammer 3'ü. Arkadaşlar yok meraklı karakterini ben başaramadım abi. Benim oyunculuk yeteneklerim yetmedi. Şu devle oynamayı deneyeceğim ya. Maksimum sağlığının iki katı hasar alan düşmanlar hasar vererek patlar. Ne anlamadım ben bunu ya. Artı 10 yakın saldırı menzilli hasar kuşanamaz. Menzilli silah. Gücünü canından mı alıyor? Kral. Patlayarak hasar verir diyor ama yani patlayarak ne hasarı veriyor mesela? Sen bana yumruk ver birader. Ha, her vurduğunda patlıyor. Oğlum bu çok iyi. Maksimum canı kadar patlıyor galiba. Ha, patlama hasarı şey. Anladım. Eğer saldırı hızını arttırırsam patlama hasarı düşüyor. Ya da yükseliyor mu baba? Anlamadım ki. Canımı arttırırsam patlama hasarı artıyor. Bak 40'tı ne oldu? Hala 40. Demek ki yeterince artmadı mı? Oldukça yavaş vuran bir karakterle oynayacağız anladığım kadarıyla. Sağlık yenilemeyi al. Bir tane daha yumruğu al. Ağaç ortaya çıksın. Attın yenile. Pençeyi falan almadın. Geri kalanları bir beklesin. Ha sağlığın %50'si kadar patlama hasarı verebiliyorum. Dolayısıyla artık 41 vermem lazım. Evet her iki canda bir abi. Her iki canda bir.
Yani bu devin canı ne kadar yükselirse ki kendisini gerçekten tam bir dev gibi görüyorum şu anda. Bu devin canı ne kadar yükselirse bizim için o kadar iyi. Aldım bir tane daha yumruk. Yumruklar kaçınma veriyor. Okey, kaçınma verebilir. Biz buna zırh kasacağız, can kasacağız abi. Bizim buna yapacağımız başka bir şey yok. Aha, bir tane daha yumruk. Aslında ilkel silahlar kullansak daha mantıklı olmaz mı ya? Çünkü ilkel silahlar falan bayağı bu konuda iyi. Ama saldırı hızı konusunda eksi 50'nin altına düşmeyi planlamıyorum. En temizi biz yumrukla devam edelim. Karakterin hızı kendiliğinden mi yavaş? Eksi 10 hız. Yumruktan falan mı geliyor? Kendiliğinden yavaş galiba, evet. Ya da patlama hasarı saldırı hızıyla doğru orantılı ama debuff olarak saldırı hızı ekside başladığı için patlama hasarı da kısılmış vaziyette. Bilmiyorum yani, şey mantığında düşünüyorum. Eğer bu bir devse, dev dediğin yavaş vurur abi, ne bileyim, hızlı vurmaz ki ya. Dur bakayım, saldırı hızıyla alakalı bir muhabbet gelirse çözeceğim olayı. Cam basmak lazım. Yok mu bir saldırı hızı muhabbeti? Var. Bak, aldım saldırı hızı. Attım bir yenile daha. Bu sefer sağlık yenileme aldım. Bizim patlama hasarı ne oldu kral? 39. Aa, evet, saldırı hızı alabilirsin. Saldırı hızı alabilirsin ama unutma, buna karşılık patlama hasarın azalacak. Aa, anladım. Ama çok güçlü çarmış be. Birader biraz az patlama hasarı versin. Ama yeterince hızlı vursun bence. Ya da vurduğunu yarsın abi. Aldım bak mesela bunu. Neye mal oldu bu? 40 veriyor. Oo, anladım. Kesinlikle yavaş vurması gerekiyor. Kesinlikle. Can çalmadan kısıp sağlık yenileme verdim. Ama şöyle yaparım abi. Maksimum canımı arttırırım. Tamam mı kardeşim? Maksimum canımı arttırırım. Yüzdelik hasara falan bakmıyor. Yumruğun vurduğu önemli değil bence burada. Bence burada yumruk hikaye. Yani burada asıl önemli olan bu herifin vereceği patlama hasarı. Canı falan arttırırsın, halledersin ya. Ya olayın normal yumrukla bağlantısı yok. Peki %100 patlıyor mu? %100 patlıyor mu abi? Vallahi %100 patlıyor mu bilmem de rahat temizliyor. Ya da tam olması gereken yerde patlıyor. Tamam, hedef toplu geldiğinde patlıyor abi. Bunun bu patlaması nerede iş yapmaz sadece biliyor musun? Boss'ta iş yapmaz. Boss dışı her yerde iş yapar. Kardeşim daha küçücük canım var. Küçücük canımla şey yaptım ya. Artı 10 sağlık yenileme aldım. Hasarı %8 kısıp artı 40 toplama. Abi işe yarar, boş ver, yumruklar biraz az vuruversin, bir şey olmaz. Hasardan kısıp maksimum sağlık alacağım. Can ne kadar çok olursa o kadar çok patlama hasarı alacak bu. O kadar çok patlama hasarı kazanacak. Yumrukların da önemi var dostlar. Yumrukların da önemi var. Ay. Bak, eğer süpermarket modu olsaydı hareketsiz kaldığında saldırı hızı arttıran bir şey vardı ya. Onu alırdım. Hareket ettiğim zaman hem
Gerçi patlama hasarı gene azalırdı herhalde ya. Anlık olarak değişirdi onun metriği. Çok bir şey bulduğumu düşünmüyorum açıkçası. Yakın saldırısı iyi, bir artı 10 toplama daha verelim. Kaçınmayla ilgilenmiyorum. Bir artı 6 sağlık daha verelim. Küçük kaslı herif alalım. Hasardan kısıp biraz bundan alalım. Sağlık yenilemeyi bir azaltıp belki bundan alabiliriz. Yumruklarımız artık iyi vuruyor. Şu menzili de alırız. Çok geride kalmasın vuruşları. Patlayınca kaç vuruyor? 49. Saldırı hızı hala eksi 35 ama. Hani oğlum hala hook smash yapamadın. Belli bir yerden sonra mı açılıyor, tetikleniyor? Hulk smash istiyorum ya. Hulk smash'le vur. Bizim bu kardeşim patlama sorunları var galiba. Can verdim. Bunu aldım. İtmene ihtiyacım var. Maksimum sağlık ve sağlık yenileme aldım. Birader 55 vuruyor patladığı zaman. Maksimum sağlığının 2 katı hasar alan düşmanlar. Maksimum sağlığının 2 katı hasar alan düşmanlardan kastı ne? Ha, bu patlamanın tetiklenebilmesi için bizim vuruş gücümüzün de mi çok fazla olması gerekiyor? Anladım. Anladım, anladım kral, ben muhabbeti anladım. Şunu sağlık yenilemesi için hiç şey yapmayalım ya. Muhabbeti anladım. Ya canavarlara iki kat fazla vurmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Ben buna yönelik hiç ekipman kasmadım ki. Ben patladımı inletsin diye sadece. Kaç birader, kaç. Can aldım. Ya bunlara iki katı vurmak mümkün mü ki? Yani şu devlere nasıl iki katı vuracağım ben? Aldım, yakın saldırı aldım. Toplamadan kıstım, sağlık yenilemeyi aldım. İlk başta keşke eşyaların fiyatlarını ucuzlatsaydık. Bir sandıktan %20 ihtimalle ekstra eşya. Bunu alırım. Bunu alırım. Galiba bunu da alırım ya. Paso hasar arttıran itemlar lazım. Yürü. Burada patlar herhalde ya. Bir tek bunların canı kötü çünkü. İyi bari bunları keseriz. Bunları keseriz bak, duduk duru da. İki üç level ver bize be. Biraz level ver ki iş yapabilelim be abi. O %12 hasar. Yakın saldırı. Yani şu yumrukların vurdu mu?
Piyade tüfeği etkisi yapması lazım yani. Vurdu mu iyi hasar vurması lazım. Daha fazlasını da ver. Buğdayı alacağım. Doğru düzgün yumruk çıkmadı ki. Şuna bak, yumruklar 44 vuruyor. Ama bak, level 1 adamlar gelince şeyi tetikliyor. Patlama etkisini hasar arttırdığımız elemanlar bir de şey almasaydı çok iyi olurdu da. Lanetli özelliği almasaydı iyi olurdu. Tamam, ben muhabbeti çözdüm. Bundan sonra vurup indirmeye çalışacağım paso. Bak, wave'i temizlemekten yana sıfır sıkıntı. Ama işte iş birkaç büyük başa geldi mi? Canlar sıkılmaya başlıyor. Aleyküm selam Nurdoğan, hoş geldin. Aa, bir kulakları rahatlatma zamanı. Kritik vurursa iyi vurur bu arada. Saldırı hızı alırsam patlama düşecek ama önemli değil. Şu yumruklar adam akıllı vursun. Buradan zaten hasarını alırsın baba baba. Can yenileme eşyası ya çok gereksiz pahalı ya. Bir de etrafa minik bir patlama hasarı verecek sadece. Canı aldım. Toplamadan kıstım. Sağlık yenilemeyi arttırdım. Bununla beraber daha fazla ağaç düşsün. Hemen yenile atalım. Yumruğu kademe 2 yapalım. Artı 2 sağlık yenileme ve hücum sonu 2 uzaylıyı alalım. Bir tane daha yumruk alalım. Yumruklar artık 64 vurmakta. Gayet güzel. Saldırı hızımız iyi. Kaçınmamız iyi. Normal hızımız çok kötü. Ve tur 11. Evet dostlar. An itibariyle bok yediğimizin resmidir galiba. Bu tur 11. Nasıl hayatta kalacağız başka? Bize şu şeylerini yiyorum yani. Bedeninden, ağır cüssesinden kaçabiliyorum herifin. Ama bu etrafa saçtıklarını löp büdü yiyorum. Abi galiba öldük ya. Galiba net öldük yani, parçalarımızı ayırdı herif bizi. Toplanabilirleri falan daha fazla almaya çalışıyorum. Yok dayı. Yok, bu el benim şansım yok. Ya da ben o süpermarket modu olup da şey yapmadan, taktik kurmadan ilerleyemiyorum hocam. Başaramıyorum. Dev de güzelmiş. Dev de güzelmiş. Kopunu falan da deneriz olmadı ya. Sahip olduğun her boş silah yuvası için %50 tecrübe kazanımı, seviye yükseltmelerinde elde edilen istatistik %100, seviye atlamak için %200 daha fazla tecrübe gerekiyor ve hücum sonunda %2 düşman sağlığı ve %2 düşman hasarı kazandırıyor millete. Pasifist gibi oynayacağız abi, pasifist gibi. Vurmadan, adam dövmeden ilerlemeye çalışacağız anladığım kadarıyla. Bir tane kalkan alınabilir, bir şey alınabilir ya da bir itici bir şey alınabilir, bilmiyorum. Ya da tek silahtan maksimum verim elde etmeye yönelik hazırlanılabilir. %300 tecrübe puanı neymiş öyle ya? Ben şu hayalet baltayı bakayım, bir kere daha deniyorum kademe ikinde. Ali abi hoş geldin. Boş silah slotu başına tecrübe. Tecrübe kazanımı fazla. Sen şunu ver. Hayalet baltayı birleştir. Oğlum tek silahla mı takılacaksın Samet? İtme ve toplama menzili. Devam.
Sürekli yüzleri kasar da kasacağım da. Bir şey söyleyeyim mi? Bir de bunun yanına bir tane şey eksik. Şifacı silahı falan eksik. Artı 4 sağlık yenilemeyi alırım. Hadi balta şimdilik iki elde dursun. Aa, şifa silahı çok iyi olmaz mıydı buna? Bir elde balta, bir elde şifa silahı. Yani. Ne başarısız olduk ya. Saldırı hızı var. Artı 12 can mı? Oğlum artı 12 can ne alaka? Sağlık yenilemesini ver. Bu silahları birleştir, bir araya getir. İki tane kademe 2. Şunu bir kitle. Düşmanın bu arada sürekli sağlığı ve gücü artıyor galiba. Sağlığı ve hasarı artıyor düşmanın. Ona göre dikkat etmek lazım. Saldırı hızı yeterince iyi olursa burayı iki baltayla çözeriz. Üstelik yeterince seviye aldığıma inanırsam bütün itemleri de doldururum. Bir elde şifa silah, bir elde yumruk, Osmanlı tokadı ata ata gideriz. Güzel olabilirmiş abi. Bu yöntemi beğendim. Artı 6 sağlığı aldım. İstatistiklerden bu %100 alıyor. Babuş, bu ne kadar çok seviye alırsa bizim için o kadar iyi dostlar. Bu elemanın çok fazla seviye alması lazım. Ne kadar fazla seviye alırsa bizim için o kadar iyi. Çünkü müthiş bir buff alıyor. Hoş. Bak, bu seviye alma özelliği çok iyiymiş ha. Yani iki katına çıkarıyor. Dördüncü kademe bir şey geldiğinde falan herhalde %40 saldırı hızı falan alacak. Oho. Çok iyi. Daha fazla ağaç, ormancı da alırız. Üstelik sürekli bu baltalar yüzleri kasar da kasıyor. Kardeşim, benim daha Wave 5'ten müthiş bir can yenilemem var. Wave 5'ten bir can yenilemem var ya saniyede. Evet arkadaşlar, bu iş olur gibi ya. Bilmiyorum, bana bu sporu yaparız gibi geldi ama. Biraz daha saldırı hızı lazım hoca. Artı 16 toplamayı alırsam keyfime bakarım. Oduncuyu alırım. Yenileyi çakarım. Domuz kumbarası. Kıpırdamadan durmak artı 10 sağlık yenilemesi sağlar. Eksi 10 menzil. Bence kabul edilebilir bir şey. Ama şimdi nasıl kıpırdamadan duracağım? Ona bağlı. Mesela böyle bir durumda dünyanın hasarını aldım. Durmak mantıklı mı? Adamlar beni Allaç pamuğuna çevirmez mi? Abi yalnız bunlar her wave güçleniyor ya. Şu an bu düşmanlar nereden baksan bayağı bir sağlık buff'ı falan almış vaziyette değil mi?
kardeşim, saldırı hızı, saldırı hızı. Saldırı hızı ver. Heh. %30 saldırı hızı, Allah razı olsun. Menzili geç. Artı 4 zırh ver. Mercanı almıyorum. Menzilden düşüp daha fazla XP'yi alıyorum. Alien Baby olmaz canım. Alien Baby benim ağzıma sıçar. Bir tane daha hayalet balta kullanılmayayım. %75'in üstünde sağlığı olan hedeflere %10 daha fazla vurursun. Bunu alırım kesinlikle. Hayalet baltayı kitle. Bir yenile daha at bakayım. Yok. Şu an aslında bir buff'la oynamıyoruz, onu söyleyeyim. Bu karakterin seviye alabilmesi için gereken tecrübe miktarı %200 fazla olduğu için gene biz öyle o kadar buff'lı maf'lı oynamıyoruz yani. İki tane silah tutuyorum. İki silah dolayısıyla birazcık bizim işi zorlaştırıyor. Bir seviye daha al lütfen. Alamaz ki. Ben sürekli yüzdelik hasar kasıyorum, ona rağmen iş yapmıyor. Dayıcım. Ver lan %20 saldırı hızı daha, %57 saldırı hızı. Biraz daha az experience alalım. Şunları birleştir, şunları birleştir. İki tane kademe 3 var şu anda. 3 tane kademe 3 mü yoksa bir tane kademe 4 mü? Balta sayısını bir 3'e çıkaralım da yani... Tamam, %30 daha az XP alacağız normale nazaran. Ama ben okeyim ya. Bazı şeyler de gerekli abi. Aslında yakın dövüş saldırısını arttıran bir şeyler alırsam dostlar, bu yüzleri kasar fazla olduğu için bizde ne kadar alırsam o kadar bufflanacağız. Devlerden uzak dur. Devler kesilmiyor ki zaten. Hayvan gibi şey yapıyorlar. Ayı gibi giriyorlar ya. Gene öyle overpower olduğunu hissedemiyorum yani. Teşekkür ederim sevgili Jacob. İyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Aşiki olol, hoş geldin. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Hocam artı 18 maksimum canı da alabiliriz. Sağlık yenilemesi de istiyorum. Kaçınma, kıpırdamadan durmak kaçınma verir aslında. İyi ama bizim kaçınma limitimiz gene %60 değil mi ne olursa olsun. Hücum sonu yağmacılar gelsin. Toplamayı 3 kısıp sağlık yenilemeyi 17 yaparım. Bence bizim sorunumuz biraz sağlık yenilemeyle alakalı. Burada şansı kısıp daha fazla tecrübe itme ve yakın saldırıyı alırım. Tamam bu tur... Bizim yüzleri hasar kasacağımız tur dostlar. Bakın hasar buff'ı var %44. Ama bunu daha da geliştireceğiz. Ve daha fazla seviye ala ala ilerleyeceğiz inşallah. Dev kardeş ölmekte biraz zorluk çıkardığı için... Azıcık bir canı sıkıyor. Vallahi bu eli de başaramazsak dostlar artık yapacak bir şey yok diyeceğim yani. 3'te 0 çektik, hayırlı uğurlu olsun. Ölmüyor danalar çünkü, ölmüyor. Güzel, iyi item düştü. Şu iki seviyeyi iyi yapalım da. Maksimum sağlığın 52'den yukarı çıkmaz. Olmaz kardeşim.
Kritik kaçınma olmaz kardeşim. Kritik olmaz kardeşim. Artı 6 zırh alınabilir. Anamız ağlıyor çünkü belli bir yerde. Ama bir yenile atıp şansımı deneyeceğim ya. Sağlık kaçınmada değil de abi. Saldırı hızı alırım. Sağlık yenileme alırım. %75'in üstü olan düşmana %10 vurmayı alırım. Şansı birazcık azaltıp şunu alırım. Artık experience'ımız %195. Abi başka ne alabilirim burada? Oha yıldırım kılıcı ne güzelmiş lan. Ama yarı element hasarıyla yarı şeyle bufflanıyor. Yıldırım kılıcı iyi muhabbetmiş kanka. Birini düşürelim bir tane de yıldırım kılıcı alalım madem. Küçük kaslı herifi alırım. Tatar canım DLC satışa çıktı balım. Ben de çıkar çıkmaz oynamaya başladım. Bütün şeyleri kapattım, modları kapattım. Anam babam usulü gameplay. Çok hoş karakterler, çok hoş mekanikler eklemişler Tatar canım. Acayip iyi yani ben hoşuna gideceğine inanıyorum. Seviyorsan normalde Buratoto. Mesela şu an bizim oynadığımız bu çarda ne kadar az silah kullanırsan o kadar fazla XP alıyorsun ama düşmanlar da her tur kuvvetleniyor. Kuvvetlenen sadece sen değilsin. Bunun negatif yanı düşmanları da kuvvetlendiriyor. Ayrıca seviye almak için normalden iki katı daha fazla XP toplaman gerekiyor. Dengelemeyi adam o kadar iyi yapmış ki overpower olamıyorum. İstesem de devle oynamayı denedim. Devle anamı kapladılar. Yani mahvoldum. O güzelmiş bu kritik olasılığı bu arada. Kritiği falan fulleyebiliriz. Bir dal daha şey yapalım. Devle böyle bizi mahvettiler. Yani karakterin anasını kapladılar. Dev mahvoldu. Ondan sonra başka neyle oynamayı denedim? Şansı al da element hasarının düşmesi çok iyi olmadı. Neyse. Bir tane şey var. Maceracı mı? Kaşif mi ne? Aynı itemden birden fazla varsa elinde debuff yiyor. Düşmanın sağlığı artıyor falan. O da felaket bir şeydi. Ya benim için felaketti yani. Sağlık yenilemem ne kadar lan? Saniyede neredeyse 3. Hasar iyi. Yakın saldırı hasarı iyi. Abi yakın dövüş almaya çalışayım ben upgrade'le ya. Şu baltayı da bir kademe 4 yapaydık iyiydi. İki tane kademe 4 balta ve diğerleriyle hallederdik. Sürekli can yeniliyorum da. Canın bundan haberi yok ki. Yüzdelik sağlam hasar kasıyorum. Eğer imkan olur da yakın dövüşü arttırabilirsem, yakın saldırı hasarı verebilirsem, burada çok iyi işler yapacağım da. Hadi hayırlısı bakalım. Yusuf'um hoş geldin. Abi vermiyor. Hızı kaçırmayın bari, vermiyor. Mühendislikle işim yok ama can çalmayla da işim yok. Bir canla başlamak ölüm. Ölüm dediğin nedir ki gülüm? Kılıç var. Aha hayalet balta 3. Aldım birini daha dörtledim abi. Sahip olduğun her farklı bir seviye eşya başına sağlık yenileme. Sahip olduğun her farklı 4 seviye eşya başına eksi 3 sağlık yenileme. Fazla eşyam yok kanka. Fazla eşyam yok. Game'de ölmezsem late'de yapmam. Ben de
şey var hep ya. Bir avuç inciri berbat etme potansiyeli. Bir şey oldu az önce. Bir başarım aldım. Aynı anda 25 düşmana mı vurmuşum? Bir şey yapmışım. Haritada yer kalmadı lan. Aman yarabbi. O nasıl bir düşmandı öyle ya. Ya saldırı hızından devam da. Aha. Aha bak. Bunu aldık. Bunları birleştirdik. Küçük kaslı herifi aldık. Bunu aldık. Ne oldu? 128, 128, 113 vuruyor. Biten fiyatlarının ucuzlamasını alırsın. Her tur sonu %3 hasar. Ya, gerek yok bize ya. Biz zaten canavar gibiyiz o konuda. Şu yıldırım kılıcından bir tane daha gelir mi acaba? Ya da artık yavaştan yemişim XP'sini deyip itemlenmek mi lazım kral? 3 silahla takılıyorum deli gobel gibi de itemlenmek gerekebilir. Vallahi çok şükür Yusuf'um ya. İyiyim, sağ olasın. Sen nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldum, sağ olasın. Daha iyiyim çok şükür. Nasıl olayım? Dostlar yavaştan az tecrübe puanı da kazanacak olsak. Gerçi yok. Saldırı hızını öyle bir arttırmışız ki fazladan silaha gerek yok. Yani kılıcı bile çıkarıp full baltayla bile gitsek bu iş tamam gibi. Biraz daha can alalım. Teşekkür ederim. Artı 5 itme, her itme için %1 hasar. Hiç umurumda değil. Bir parça daha can alıp sağlık yenilemesini düşürebilirim. Silahlar artık yükseltilemez diyor. Yani artı 15 sağlık normalde iyi ama kalsın şimdilik. Zırhtan kısıp menzil ve şey alınabilir. Saldırı hızı alınabilir. Okey. Artı 2 yakın saldırı, %3 saldırı hızı. Her hasar aldığında 3 saniye boyunca %10 saldırı hızı. Ne güzel şeymiş öyle ya. Bunu kilitledim. Yavaştan böyle tuğla muğla bir şeyler alıp girsek mi acaba yani? Macarca konuşma sınavı vardı, ona girdim. 10 dakikada tam giderken sen yayın açtın, bildirim geldi. Hoş geldin. Nasıl geçti sınavın? Eve gelir gelmez bir yayına bakayım dedim. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. İyi yapmışsın Yusuf'um. Bence şu yıldırımlı kılıcı ortadan kaldırabilirim. Ne diyorsunuz? DNA modu falan çalışsa aslında var ya. Bununla pasifisti birleştirip çok deli işler yaparsın ha. Da yapamazsın, bilmiyorum. Bana can yenileme ver ne olur. Can yenileme. Can yenileme. Agacım delirdik artık. Bana can yenileme ver. Tamam, şu silah sayısını 2'ye indireceğim. Can yenileme ile alakalı item belki. Can çalma %41. Yakın saldırı artı 2. Düşmandan kaçındığında %100 olasılıkla 151 hasar. Onun yerine bir tane balta gelebilir mi? Yok, 2 de kalsın. Daha fazla deneyim puanı.
%265 deneyim puanı var ya. Aga. Biraz sağlık yenileme ile alakalı puan vereymiş. Şahane olurmuş. Bulacağım ya. Cüce karakterini açmış. Açmışız. Silahla doğrudan isabet ederek en az 6 düşman öldürdüğünde artı bir mühendislik. Her iki mühendislik yeteneği için artı iki silah, yakın saldırı hasarı. Menzilli silah yok, kaçınamazsın, saldırı hızın zayıf ve saldırı hızı değişiklikleri %50 daha az oluyor. Bu neymiş arkadaş ya? Yusuf'um, kesene bereket, teşekkür ederim. Brotato ilk yayın, ilk kez denedik ve evet arkadaşlar ne yazık ki başarılı olamadık. Sevgili Kerem Kuzgun, teşekkür ederim. 10. yayın kutlu olsun. Güzel dileklerin için çok çok sağ ol. Değerli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.